اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. والليل إذا سجى ما وضعك ربك وما قلى. Şeyh Said Efendi evrensel bir önderdir. Birkaç günlük fani dünyada zelil, şerefsiz, kafir olarak yaşamaktansa din ve Allah yolunda ölmem benim için daha hayırlıdır. Şeyh Said Pahlevi. Dünya Müslümanlarını kardeş görür. Bununla beraber tüm insanları İslam'ın şefkat ve rahmetiyle kucaklar. Muhammed Mursi'ye, Yasin Börü'ye ve İslam'ın aziz şehitlerine ve nalet olsun İslam düşmanlarına, kan içi içi vampirlere. 29 Haziran günü idamından önce namazını ikame eden ve kendisine yöneltilen "ne hissediyorsunuz" sorusuna pervasız dallarda asılmamın hiçbir değeri yoktur. Zira asılmam Allah ve din içindir. Cevabını veren Şeyh Said Hazretleri davasının özünü başı dik ve zulme pervasız bir şekilde idam sehpasına çıkarak anlatmıştır. İslami davayı vakur davranışlarıyla bizlere emanet eden bu mümtaz şahsiyetler gösterdikleri tavır ile destan yazdıkları bir direnişi ve ölümsüz davayı sürdürmeyi bizlere miras bırakmışlardır. Layık Kemalistlerin mazlumların kanı ve bedeni üzerine bina ettiği bu zulüm rejimi, bu rejim güçleri sadece Şeyh Said ve dava arkadaşlarını katletmedi. Bu topraklar üzerinde yaşayan, İslami davayı sahiplenen Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, İskilipli Atıf Hoca, Şeyh Said Erbilili, Seyit Rıza ve daha nice alim ve önderleri zindanlarda tehcirlerle, idam sehpalarıyla yüz yüze getirdiler. Bu kutlu dava var olduğu sürece bu uğurda canlarını seve seve veren şanlı direnişçiler de var olmaya devam edeceklerdir. İslam için davayı sahiplenen şehadet aşıkları var oldukça bu dava ebediyete kadar sürecektir. Daha dün gibi aramızda bulunan 72 sivil toplum kuruluşlarından birinin başkanlığını yürüten Şehit Aytaç Baran bu davayı sahiplendiği için şer güçlerin yerli piyonları tarafından katledilmedi mi? İslam düşmanları bu davanın hiçbir şekilde baskı, tehdit, şantajlar ve öldürülmelerle sonlandırılmayacağını bilmiyorlar mı? İslam sancağının yere düşmemesi için mücadele eden bu uğurda mallarından, evlatlarından, eşlerinden ve kıymetli canlarından vazgeçen tüm şehitleri ve mücahitleri selamlıyoruz. Biz Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere hakiki bir iman ile iman ettik. Rabbim öyleyse bizi Allah'ın kalplerine imanı yazıp kendilerini tarafından bir ruh ile desteklediği kimselerden eyle.